Bu anlatım filminde EL361 elektrik makineleri 1 dersinin 2017-2018 güz döneminde ikinci haftasında sınıfta İngilizce olarak işte slaytları gösterip açıklamalarını yaptığım konuları şöyle bir Türkçe özetlemek, önemli noktalarını bir daha vurgulamak için hazırladım. Temel başlangıç veyahut da motivasyonumuz bu derste elektriksel enerji ve mekanik enerji. Bunların birbirlerine dönüşümü, bununla ilgili olduğu için, işin içinde mekanik olduğu için tabii bir mekanik kuvvet akım taşıyan iletken, ondan sonra da akım taşıyan iletken etrafındaki manyetik alan, bunları, bu kavramları sık sık göreceğiz. Bu derste öğrendiklerimizin günlük hayattaki uygulamalarından bir tanesinin ya da genel çerçevesini, blok şemasını slaytlardan birisi çok güzel göstermiş. Sonuçta enerjinin temel bir kaynağı ki bu suyla veyahut da fosil yakıtlarla, doğal gazla, işte rüzgar, nükleer güç ve benzeri enerji üretim tesisinden elektrik enerjisi elde ediliyor veya bu enerjiye çevriliyor. Ondan sonra bu da dağıtılarak, gerekli yerde kullanılarak elektrik enerjisinden sonra istenen enerji formunu elde eden sistemlere yollanıyor. Bu süreci çok basit bir doğrusal şemayla işte bir türbin temel güç ki bu dönen bir aksam var. Bunun döndürme sebebi su olabilir, rüzgar olabilir, sıcak gazlar olabilir, termik olabilir ve benzeri. İşte bu noktada mekanik enerjiyi elektrik enerjiye dönüştüren bu dersin de konusu olan jeneratörler. Ondan sonra elektrik enerjisi tabii bir işlem sonucunda elden geçebiliyor. Bu enerji kullanılabiliyor. Enerji bu sisteme veriliyor. Elektrik enerji dağıtım sistemi olarak düşünebilirsiniz. Enterkonekte sistem düşünebilirsiniz. Enerji dönüşüm ya da dağıtım düğümü olarak düşünebilirsiniz. Bu genel sistemden de bir enerji alışığı bir elektrik motoru tarafından yapılıyor. Bu motor da elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürüyor. Pompa ya da vantilatör, hava akımı her türlü iş için kullanabiliyor. İşte temel bir enerji dönüşüm ekosistemi bu şekilde blok şema olarak modellenebiliyor. Bu geniş çerçeveden sonra tekrar çerçevemizi daraltıyoruz. Bu enerji dönüşümünün yer aldığı ortamlara bir bakalım. Birinci ortam ferromanyetik malzemeler. İkinci ortam hava. Üçüncü ortamda doğal olarak diğer ilgili malzemeler olarak özetlenebilir. Havayı şöyle bir hatırlayalım. Bu değerleri sağ olsun arkadaşlar sınıfta söylediğim anda internetten bilgileri bana derleyerek verdiler. Kolaylıkla bulunabilir. Yoğunluğu metreküp başına 1,2 kilo olan bir gaz. Oda sıcaklığında tabii. Dielektrik sabiti uzayın dielektrik sabitiyle aşağı yukarı eşit kabul edilebilir. Yani bağıl dielektrik sabiti 1. Burada dikkat edelim. Bakın 3 ayrı dielektrik kavramı var. Bunların ne olduğu, birimlerinin ne olduğu çok önemli. Bunları muhakkak bir sonraki slaytlarda göreceğiz. Vurgulamak lazım. Havanın manyetik geçirgenliği boşluğun manyetik geçirgenlik sabitiyle aynı kabul edilebiliyor. Dolayısıyla bağıl dielektrik düzeltiyorum. Bağıl manyetik geçirgenliği bunu da 1 olarak kabul edilebilir. Unutulmaması gereken bir özellik. Bütün bu özellikler sıcaklıkla değişir. Dolayısıyla bulunan değerler standart atmosferik basınç, sıcaklık ve benzeri gibi değerlerdir. Oda sıcaklığıdır. Yani her şeyin kolaylıkla insan hayatında kabul edilebileceği aralıklardadır. Havadan başka elektrik enerji dönüşümü ferromanyetik malzemelerde olur. Ferromanyetik
Yani manyetik özellik gösteren ve demirle ilintili onun yapısı, kimyasal özelliğine benzer gruplar içindeki malzemelerin tümüne denebilir. Onların bağıl manyetik geçirgenlikleri normal malzemeye, manyetik olmayanlara, havaya göre çok yüksektir. Yüzler binlerden başlar, 10.000'lere kadar çıkabilir. Malzemenin içindeki alışımı tipine ve benzeri bütün özelliklerine göre bu rakam çok değişir. Birkaç tane başka manyetik malzemeden biri kobalt, bağıl geçirgenliği 1000, nikel 250, işte bazı özel manyetik alışımların 100.000'e kadar bağıl manyetik geçirgenlikleri bulunmaktadır. Bir takım rakamlar bulundu. Şöyle ki tahmini olarak bir 1000 yazdık. İnternet sitelerinden birinden bir arkadaş o değer değil de o değerden milyon kat fazla başka bir değer düzeltiyorum. Milyon kat düşük başka bir değer olduğunu söyledi ve benzeri. Orada tabii insanın aklına soru işareti geldi. Niye bu kadar büyük bir fark oldu? Bu konuyu örneğin 18 bin bir yerde 2.3 çarpı 10 üzeri eksi 2 başka yerde bu nasıl oldu diye bu konuyu araştırmaya çalıştık. Çünkü internet bilgilere bu kadar büyük çelişki var mı? Sonra bulundu ki bazı internet sitelerinde çok net olarak söylenmese de bağıl dielektrik geçirgen düzeltiyorum bağıl manyetik geçirgenlik yerine toplam manyetik geçirgenlik değeri verilmiş sitede yani bu ikisinin çarpımı tabii bu değerle çarpılınca normal olarak bağıl geçirgen değerler doğru olmuş oluyor. Dolayısıyla kobalt işte demir alaşımında bağıl geçirgen 18.000 olarak verilmiş şu kaynakta. Böyle manyetik malzemeler var. Dolayısıyla ilk çıkaracağımız ders her zaman birimleri göz önünde bulunduyoruz. Bir fark tahmin ettiğimizden ya da bulduğumuz değerlerden aralarında büyük farklar çıktığında düşünüyoruz, sorguluyoruz ve her zaman internetteki bilgiyi artık iki kere en az kontrol ediyoruz. Belki üç kere sağlamasını sağlamak daha bile iyi olabilecek. Evet, malzemelerden sonra sıra geldi. Mekanik, kuvvet ve manyetik alan ilgisine. Burada kabul ettiğimiz bir deneysel uygulama var. Akım taşıyan bir tel, manyetik alan içinde bulunan bir akım taşıyan iletken, onun içinden geçen akım, onun uzunluğu, manyetik alan akı şiddeti, düzeltiyorum, akı yoğunluğu değeri bu üçü bir arada olduğunda birbirlerine dik oldukları da bu iletkene bir kuvvet, mekanik kuvvet etki ediyor. İşte her şey buradan ortaya çıkıyor. Yani elektrik akımıyla bir kuvvet arasında elektrik enerjisiyle bir mekanik kuvvet arasında bir ilişki kurulmuş oluyor. Tekrar kuvvetle ilintili değerleri hatırlamak için birimini hatırlatıyorum. İşte bu eşitlikteki LI değerlerini ve benzeri ve çok önemli iki tane kavramımız birbirine çoğu zaman karıştırılan ve karıştırılmaması gereken iki kavramı bir kez daha hatırlatıyorum. Weber bölü metrekare birimi ile manyetik akı yoğunluğu. Bir de amper sarım bölü metre birimiyle manyetik alan şiddeti H olarak gösteriliyor. Bu iki değer çok sık kullanılacak, her yerde karşımıza çıkacak, birbirleri arasında karıştırılmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu şekil üzerinde bir kez daha derste bir iki açıklama yaptık. Onu bir iki daha vurgulamayacağım. Genel çerçeveyle ilintili. Yavaş yavaş manyetik devreler. Burada oluşan olaylara bir bakmak için çok temel bir manyetik devre, bir transformatör düzeni ya da manyetik çekirdek. Bununla bazı kavramları artık daha somut şekil üzerinde ortaya koymak için şöyle bir düşünelim. İlgili slaytı getirdim.
Sonuçta bu manyetik çekirdek ya da core. Bu ferromanyetik bir malzeme. İçine manyetik akı akıyor. Ne zaman akıyor? Tabii ki bobinlerden en az birinden akım geçtiği zaman. Bu akımla orantılı olarak bir manyetik akı ortaya çıkıyor. Aynı akı kendi sargıda ya da diğer sargıda bir gerilim de endikliyor. Dolayısıyla manyetik bir devredeki akı ile elektrik devredeki gerilim birbirleriyle ilintili. Tabi arada bir türev bağlantısı ya da 90 derece faz farkı adını ne koyarsanız koyun. Bir değişime karşı akı değişimiyle gerilim endiklenmesi var. Burada akı ilintilenmesi yani flux linkage ile akının kendisi ilintili en sarım kadar. Dolayısıyla birinci sargı için bu N1, ikinci sargı için N2 olarak düşünebilirsiniz. Phi de burada akan manyetik akı. Bu manyetik akı ile manyetik akı yoğunluğu ve bu akının aktığı dikey kesit arasındaki alan yani çekirdek kesit alanı arasında da bir ilgi var. Dolayısıyla bu akıyla manyetik akı yoğunluğu B1'in birileriyle ilintili. Geçen akımla da manyetik alan şiddeti H birbiriyle ilintili. Artık manyetik dünyadaki devrelerdeki temel büyüklükler, bunların nasıl birbirleriyle ilintili olduğu, nasıl mekanikten elektriğe dönüşüm yapılabileceği konusundaki ana konulara giriş yapmaya devam ediyoruz. Küçük bir soru. Elimizde bir tane manyetik devre olsun, bir tane sargı olsun. Bu sargıdan bir akım uygulansın. Bu akım sayesinde içinden bir manyetik akı dolaşsın. Tabii bu manyetik çekirdeğinde komik bir şekli olduğu varsayılsın. Kesit alanı değişiyor. Bir yerde daralıyor, bir yerde normale geliyor, bir yerde çok genişliyor filan. Burada B alanlarını, akıyı, H manyetik alan şiddetlerini kestirmeye çalışalım. Sadece nitel olarak yani nümerik olarak değil henüz. Şimdi bu bir seri devre olduğu için manyetik akı her yerde aynı. Weber olarak her yerde aynı akı var. Ancak birinci kesitte, ikinci kesitte ve üçüncü kesitte farklı akı yoğunlukları var. Bu kavram önemli. Akı her yerde aynı ama akı yoğunluğu değişiyor. Dolayısıyla çizgi sayısı her yerde aynı ama çizgilerin sıklığı değişiyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Akı her yerde aynı. Akı yoğunluğu ise en yüksek akı yoğunluğu 2'de. Çünkü burada aynı sayıda çizgiler daha dar bir kesitten geçiyor. Birinci yolda ya da normal diğer tüm yollarda tabii şu köşeleri ihmal edersek burada çünkü kesit alanı başka oraya dikkat. O istisnaları görmüyoruz şu anda. B1 aynı orta düzeyde. B3 akı yoğunluğu olarak en düşük değerde. Çünkü kesit alanı en büyük. Tabi buralarda bu kadar hani dağılma etkisini ihmal ettik. Sanki eşit dağılıyormuş gibi varsaydık. Burada da B alanı aslında düzgün değişmiyor. Şuradaki B ile buradaki B de farklı. O detayları görmüyoruz ama genel baktığımızda ortalama akı yoğunluğu gibi düşündüğümüzde bu sonuca ulaşabiliriz. Dolayısıyla bir önemli nokta manyetik malzemeyle havanın temas ettiği, akının havaya devam ettiği noktalardaki davranışı, saçılma etkileri veyahut da işte bel verme, dağılma etkileri gösteriyor. Manyetik malzeme içinde akı çok yoğun. Dışarıya taşmadığı varsayılıyor. Aslında yine çok az çıkıyor tabii. Onları ihmal ediyoruz. Kaçak akım deniyor. Leakage. Fakat hava aralığına geldiğinde bu dağılma etkisi daha çok ortaya çıkıyor. Dolayısıyla net kesit alan aslında birazcık genişliyor. Buradaki B alanı yani akı yoğunluğu aslında biraz düşüyor havada. İşte ince hesapları elektromanyetik alan benzetimleriyle yapılabilir ama genel olarak bir %5-10 düşüyor varsayılabilir. Birçok problemde kesit alanı denk alınabilir ama genel olarak %5
fazla kesit alana çıkıyor demek çok da yanlış olmaz. Bunlar işlerimizin biraz bozan istisnai durumlar. Başka bir istisnai durum böyle bir devrede. Tüm akı ferromanyetik malzeme içinde olmuyor. Bazı akı bileşenleri havada kendi kendine geri dönüş yapabiliyor. Diğer manyetik malzemenin diğer akı birimleri gibi içinden geçmiyor. Dolayısıyla bunlara da kaçak akılar diyebiliyorsunuz. Görüldüğü gibi havadan kendi devresini tamamlayabiliyor. Bir kısmı dışarıya kaçak yapıyor. İşte o kaçak yapanlar enerjiyi aktarmak istediğimiz kısma ulaşamadığı için enerji kaybı olarak öngörülebilir. Slide'da da gösterildiği gibi bir tür tüm akı manyetik malzeme içinden geçen çoğu tabi bu ama küçük de olsa bir leakage kaçak akı oluyor. Ferromanyetik malzemelerde tabi B ve H arasında bir ilgi var dedik. Hava gibi bu doğrusal değil. Önce biraz doğrusal başlıyor, sonra bel verip doyuma ulaşıyor. Bütün manyetik malzemenin özelliğinden ki bunlar kristal yapısından ve atomik özelliklerden ileri geliyor. Atom yoğunluğu sayısı, spin adedi ve benzeri değerler, konsantrasyonu belli değerin üzerinde, daha doğrusu belli değerde olduğu için onu uyaran manyetik alan düzeyi belli eşik değeri geçince onu yakalayacak manyetik akı yoğunluğu oluşturacak şeyleri yapamıyor. O yüzden doyuma ulaşıyor. Bu da işte yüksek bağıl geçirgenliği olan ferromanyetik malzemelerin genel özelliği, karakteristikleri biraz doğrusal sayılabilir bir bölgede ama genel bakıldığında oldukça eğrisel ya da doğrusal olmayan özellikler gösteriyor. İşte doğrusal bölgede az çok B ve H arasında doğrusal ilişki var. Ne kadar akım verirsen o kadar manyetik akı içinde oluşturabiliyorsun, onu kestirebiliyorsun. Ama bir yerden sonra doyuma geçiyor. İşte orada bağıl geçirgenlik düşmüş oluyor. Dolayısıyla bu tip manyetik malzemeleri hiçbir zaman doyum bölgesinde çalıştırmak istenmez. Bu yüzden dolayı bir takım hesap kitap ve verimlilikleri düşüyor diye. Hava buna karşılık neredeyse mükemmel şekilde doğrusal eşitlik her zaman var. Ne kadar H alanı veya da manyetik alan yaratacak akım verirsen o oranla doğru manyetik akı içinden elde edebiliyorsun. Ama tabii ferromanyetik malzemeye göre ikisini aynı eğriye çizersen şu ferromanyetik malzeme olsa aynı eksenleri havayı çizerseniz bu böyle bir şey olur. Dolayısıyla aynı akım değeri için bobinden uygun aynı akım değeri için havada oluşturacağınız B alanı inanılmaz küçük, hiç değeri yok. Ve onun için şu bölgede ferromanyetik malzemeyle çalışmak daha iyi. Çünkü aynı akımla çok daha yüksek manyetik akı yoğunluğu yani enerji yoğunluğu yakalayabiliyorsunuz. İşte o yüzden ferromanyetik malzeme kullanılır manyetik devrelerde. Dolayısıyla artık bir manyetik devreyi analiz etmeye hazır bir birikimimiz olmuş oluyor. Manyetik devremizde basit bir kaynak var. Sarım, belirli sarımda olan bir sargı içinden akım geçen bir ferromanyetik malzeme var. Manyetik akıyı toplayan, yoğunlaştıran, yönelten ve bir hava aralığı var. Burada enerji yoğunluğu oluşturup bunu aktarabilecek düzenek işte mekanik yer değiştirmeye, kuvvete ya da dönme etkisine yaratabilecek, dönüşümü yapabilecek yer olarak. Bunlarla ilintili temel özellikler bir sonraki haftanın konusu. Özetle manyetomotif kuvvet oluşumu, bu kuvvetle manyetik devrenin iki tane bileşeninin temel eşitliği ve bunların elektrik devresine çok benzer özelliği, işimizi kolaylaştıran özelliği bir sonraki konu olacak. Umarım buradaki vurgulamalar, özetler yararlı olmuştur.